Merhabalar, PK Tarot'a hoş geldiniz sevgili aslan burçları. Size özel bir Şubat ayı tarot açılımı yapacağız. Ama ondan önce küçük bir duyurum var. 7 Şubat'ta tarot eğitim sınıfımı açıyorum. Katılmak isteyen, bu eğitimi almak isteyen, bu enerjiyi almak isteyen, ben de istiyorum diyen, zaten bilip de biraz daha ilerletmek isteyen kimler varsa, hangi enerjiler varsa benimle görüşüp benimle bu enerjiyi paylaşmak isteyen gönül dostlarımı bekliyorum tarot eğitim sınıfıma sevgili arkadaşlar. Aşağıda bırakacağım WhatsApp iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz bununla ilgili. Aynı zamanda özel bakımlar için de yine aşağıda bırakacağım WhatsApp iletişim numarasından ulaşabilirsiniz sevgili gönül dostlarım. Hemen niyetimi ediyorum. Duyurum bittikten sonra niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki aslan burçları için Şubat ayı tarot yorumu yapmaya niyet ettim. En doğru bilgileri en doğru bir şekilde hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Aslan burcu Şubat ayı. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve başlıyoruz. Aslan burcu Şubat ayı. Aslan burcu. Aslan burcu Şubat ayı. Evet, başlayalım bakalım. O aslan burçları. Şubat ayında şöyle bir artık kendinizi bir kabuğuna çekilme, bir geri çekilme, bir yalnızlığa geçme gibi enerjilerde hissedebilirsiniz. Biraz böyle biraz geri çekilin bakalım. Neler olacak dediğiniz bir gündeminiz söz konusu olabilir. Kendinizi soyutlamak isteyebilirsiniz Şubat ayında. Bazı konuları kendi içinizde sorgulayacağınız bir zaman dilimi aynı zamanda. Bir yandan da bazı şeylerin üzerine örtüp, bazı şeylerin perde çekip, yani bir şeyler yokmuş gibi davranıp, ya ben böyle iyiyim dediğiniz bir Şubat ayı da sizi bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Bir şeyleri görmemezlikten gelmek ya da bir şeylerin üstünü kapatmak, onu yok saymak gibi. Yani perdeyi çekince arkasındakileri görmemek gibi ya da halının altına bir şeyleri süpürmek gibi. Evet, o an bir şey yok ama orada biliyorsunuz ki bir sorun var. Bu sorunu halletmekten kaçınacağınız bir Şubat ayı sevgili arkadaşlar, sevgili gönül dostları. Aynı zamanda bir şeyle ilgili de hayatınızın belli bir dönemiyle ilgili, belli bir durumuyla da ilgili karar vereceğiniz bir hafta. Bir hafta demişim, özür dilerim, bir ay. Aynı zamanda bir karar verirken de bazı şeyleri de kestirip atabilirsiniz. Yani evet, ben bir karar verdim ama bu tarafı da bitireceğim ya da bir tarafta bitmesi gerekiyor, artık bunu tamamlamam gerekiyor dediğiniz bir süreç ya da şimdiye kadar işte üzerine örttüğünüz, şimdiye kadar beklettiğiniz, yokmuş gibi davrandığınız bu konuyu artık karar vererek, kestirip atarak bir başlangıç yapma durumuna geçebilirsiniz sevgili aslan burçları. Güneş kartı geldi. Güneş kartı tarotta aslan burcunun kartıdır ve kendi kartınız geldi. Yine her zamanki gibi bulunduğunuz ortamda güneş gibi açacaksınız. Yine başlangıçlar, yine umutlar, yine hedefler, yeni mutluluklar sizinle. Egolarınız yine sizinle. Yine kendinizden eminsiniz, kendi özgüveniniz yerinde sevgili arkadaşlar. Bir yandan da bulunduğunuz ortamda kendinizi ispat etme dönemi sevgili arkadaşlar. İspat etmeye çalışıyorsunuz yaptığınız işle,
ya da bulunduğunuz ortamda kendi işinizi gösteriyorsunuz. Yani siz kendinizi farklı göstermeye çalışıyorsunuz, öyle söyleyeyim. Evet, herkes aynı işi yapıyor ama benimki ya benim yaptığım iş daha farklı ya da ben daha güzel yapıyorum diyerek rakiplerin içinde sıyrılma, rakiplerin içinde kendinizi gösterme durumu söz konusu sevgili aslan burçlarım. Aynı zamanda finansal olarak da mücadele ettiğiniz, çalıştığınız, emek verdiğiniz bir durum. Çok fazla bedensel bir güce, güç enerjisine Şubat ayında çalışacak mısınız gibi görünüyor. Yani bol bol mesai olabilir. Bol bol iş yerinde çalışacağınız, efor sarf edeceğiniz bir durum içinde olabilirsiniz. Böyle bir finansal durumla da ilgili, kariyerle de ilgili gündeminiz söz konusu sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda da sevgili aslan burçlarım, kendinizden emin bir şekilde, kendinize güvenerek, ne hissettiğinizi bilerek, hırslı, tutkulu, aşk dolu, özlem dolu birine karşı gitme, istediğinizi alma, ben seni istiyorum, alacağım diyeceğiniz bir durumunuz söz konusu burada sevgili arkadaşlar. Çünkü harekete geçiyorsunuz artık. Eyleme geçme zamanı. Şubat ayı sizi hareketlendiriyor. Şubat ayı eyleme geçiriyor. Her ne kadar Şubat ayının başında kendi kabuğunuza çekilseniz de artık Şubat'ın sonuna doğru kendinizi kararınızı verip harekete geçme, eyleme dökme, işte koşturma, alma, hırslanma, savaş yapma, mücadele etme enerjisini yine Şubat ayının sonuna doğru yakalıyorsunuz ve istediğiniz şeyi almak adına arzuyla, yani arzularınızla, hırslarınızla bir an önce harekete geçeceğiniz bir Şubat ayı da söz konusu. Ama önce dediğim gibi bazı şeyleri kendi içinizde sorgulayacağınız, düşüneceğiniz, gideceğiniz yolu kendi içinizde arayacağınız bir dönem sevgili arkadaşlar. Pekala, Rumi bize ne söylemiş? Sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun diyor burada. Evet, sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun dediğimizde, buradaki çıkan diğer kartlara göre ben yorumlarsam, burada biraz önce söylemiştim size, bazı şeylerin üstünü örtüyorsunuz. Yani bunu kendinizi bıçaklıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bunun üstünü örtmek, bunu yok saymak, görmemezlikten gelmek, sevgili arkadaşlar, kendinizi bıçaklamaktan başka bir şey değil. Rumi'nin söylediği bu. Bu durumu kapatmanız gerekiyor. Bu durumu tamamlamanız gerekiyor. Bu konuyla ilgili artık hayatınızda her ne, hangi alanınızda nasıl bir konuysa bu. Herkesin hayat hikayesine göre değişir sevgili arkadaşlar. Bu durumu düzeltmeniz gerekiyor Şubat ayı içinde. Ve zaten Allah'ın da izniyle artık harekete geçeceğiniz bir durum. Egonuz yerinde, güneşiniz açıyor. Zaten şöyle bir şey söyleyeceğim. Kendinize güveniniz çok fazla. Rakipleriniz var. Bu rakiplerin içinde sıyrılmak istiyorsunuz ki Allah'ın izniyle sıyrılacaksınız. Kendinizi bir şekilde ispat etme ve gösterme zamanı. Aynı zamanda peki ben şurada bir şey sormak istiyorum kartlarıma. Sakladığımız şey ne? Üstünü örttüğünüz şey ne? Görmezden geldiğiniz durum ne? Biz neyi görmezden geliyoruz? Neyi yok sayıyoruz? Neyin üstünü kapatıyoruz da böyle daha mutluyuz diyoruz? Yani orada bir kapatmamız gereken konu var ama bunu görmemezlikten geliyoruz. Neymiş bu pekala? Bir tane daha alacağım. Karar verme. Yani karar vermeniz gerekiyor. Evet, ikilem yaşıyorsunuz. Karar vermeniz gerekiyor bir konu hakkında, bir durum hakkında. Ama bu karar vermeyi uzatıyorsunuz, beklemeye alıyorsunuz. Bir türlü karar veremiyorsunuz. İkilem yaşıyorsunuz. Sanki bu kararı vermeyecekmiş gibi davranıyorsunuz. Aslında karar vermeniz gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Ama bunu görmezden geliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ve Şubat ayında da ister görmezden gelin ister gelmeyin, evren ve sistem size bu kararı vermeye zorlayacak sevgili aslan burçları ve siz keskin bir karar vererek yeni başlangıçlar yapmaya doğru ilerleyeceğiniz bir ay sizi bekliyor sevgili gönül dostlarım.
Evet arkadaşlar, sizin için de Şubat ayı tarot yorumumuz böyleydi. Her zamanki gibi üzerimize düşeni aldık, kabul ettik, düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.